Evet arkadaşlar şimdi sizlere CHP'nin HDP ile olan gizli ittifakını açıklayacağım. Ama videoma başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Çünkü CHP'liler sosyal medyada çok güçlüler. 2023 seçimlerine hazırlanmamız için ben ve benim gibi diğer YouTuber'leri de maddi olarak değil manevi olarak desteklemeniz yeterli. Yani daha fazla kişilere videomuz ulaşsın paylaşırsanız. E, seviniriz. E, kendi AK Parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davası için bunu yapmak zorundayız. Şimdi e, konumuza gelecek olursak, e, bildiğiniz üzere şu anda HDP 300 kişilik bir grup ile Adalet yürüyüşü ve Barış yürüyüşü gerçekleştirmek istiyor. Ha şunu da söyleyeyim video başlamadan önce e, HDP'nin Barış yürüyüşü ile CHP'nin e, Adalet yürüyüşüne hastayım ben arkadaşlar. Yani niye derseniz yani savaşı çıkartan e, HDP e, barış yürüyüşü yapıyor. En büyük adaletsizlik, diktatörlük, e, en ufak bir e, Kılıçdaroğlu'na e, muhalefet etmek hemen anında hainlik ve e, hainlik ve ihanetle soruşturma, disiplin kurulunda kendini bularak partinin önünde buluyorsun, kovuluyorsun anında yani. Bunların adaletiyle bunların barışına ben asla güvenemeyim. Allah bizi bunların adalet ve barışından korusun. Bunu bir söyleyeyim. Şimdi şu anda arkadaşlar konumuzda konumuza gelelim. HDP'liler şu anda barış yürüyüşü gerçekleştiriyor biliyorsunuz. Güvenlik güçleri müdahale ediyorlar zaten. Koronavirüsü yaygın, habire artıyor. Yani barış yürüyüşü, barış yürüyüşü derken yani bir olay mı var, bir operasyon mu var, yapılan bir şey mi var? Zaten asker, polis hiçbir şey yapmıyor zaten. Ne yapıyor? Sanki kapıları tek tek tıklayıp da içeri girip hani sivildir, PKK'dır, şudur budur deyip de herkesi bir bir hani teşhir etmiyor. Sadece yaz ee, operasyonu başladı. Kandildeki üst yönetim, hani e, dağ kadrosunun üst düzey isimlerine. Bunlar hani barış yürüyüşü adı altında halkı sokağa çağırıp 17-25 eylemleri falan filan buna benzer bir eylem yapıp yine polis araçlarıdır, belediyedir buna benzer yakıp yıkma gibi büyük bir eylem yapma planı hazırlığı içerisindeler. Tabi CHP'den de beklemiş olduğu desteği şu anda göremiyorlar. Kılıçdaroğlu'na bu yüzden çok tepkililer. Çünkü onların Ankara'dan İstanbul'a olan adalet yürüyüşünde HDP ve FETÖ destek vermişti. Ayrıca onların sayesinde belediyeleri de kazandılar. Gizli ittifakını bazen Pervin Bul'dan dile getiriyor. Bizi ne zaman destekleyeceksiniz? Niçin desteklemeyeceksiniz? Desteklemiyorsunuz. Bizim iki tane milletvekilimiz şu anda milletvekilliği düşürüldü ve yargılandı ama serbest bırakıldı diye bir bir üzüntü içerisindeler. Yani bir hani Adaletsizlikmiş gibi cesine bir şeyler e, e, halkı bunun buna sebebiyet göstererek halkı sokağa döküp halkın e, yakıp yıkmasından bir medet uman bir e, Pervin buldan ve HDP yönetimi var şu anda. tabi Kılıçdaroğlu da zaman zaman onları kullandığı için hani gezi olaylarında olsun o adalet yürüyüşü demişti ya onlarda falan filan olsun ve bundan sonraki yapacak olduğu yürüyüşlerde de hani onları kullanacağı için büyük bir güç onların yani yardımcı gücü mecburen zaten geçen kursu konuşmasında da grup konuşmasında da ben o iki tane HDP'li milletvekilinin dosyalarını incelemedim. İçeriğini bilmiyorum ama ne olursa olsun onların ikisinin de milletvekilinin düşürülmesi bence adaletsizlik, hukuksuzluk sosyal devlette de bunlar olmaz falan filan zırvaları yaptı. Her yerde her ortamda bu hakkı savunacağız. Hele hele Enis Berberoğlu'nun durumu biraz daha farklı. Ben diğer iki milletvekilinin dosyalarının içeriğini bilmiyorum. Ama yapılan o iki milletvekiline, HDP'li milletvekiline yapılan da haksızdır ve hukuksuzdur. Anayasa aykırıdır. Biz zaten hani dosyanın içeriğini bilmiyorsan neyine hitap edildiğini suçlarını bilmiyorsan nasıl arkasında duruyorsun yani kayıtsız şartsız egemen hani gemenlik milletindir der gibi hani Atatürk'ün ilkesi mi bu hele bir bak suçuna ne halt etmişler ya biliyor aslında da işte e, hani onların hani baston olduğu için ee, sokak hareketlerinde önemli bir joker HDP ve taraftarları genç nüfus anında yakma, yıkma, vurma, kırma her halt yapıyorlar yani ses getirici. Ee, Tabi böyle bir gücü kullanmamak yani istifade etmemek Kılıçdaroğlu'nun pas geçemeyeceği çok e, önemli bir aktörlerden birisi yani HDP. Düşününsene gezi olaylarının büyük e, bir ses getirmesinde en önemli faktör onlardı yani yaktılar yıktılar. Yani çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı oldukları için önüne gelen her şeyi yakıyorlar. Bu da Kılıçdaroğlu'nun göğsünü kabartıyor tabii. Neyse işte Pervin Buldan CHP'den istediği desteği yine göremeyince biraz daha biraz daha biraz daha ilerliyor. Artık e, kadın resmen 2019 seçimlerinde bak bizden gizli gizli şöyle şöyle şurada şu odada şu sözlerle şu imzalarla şu anlaşmalarla ittifak kurdunuz diyecek artık bu dereceye yavaş yavaş adım adım gittikçe Kılıçdaroğlu'nun etek tutuşmaya başlıyor. E bundan sonra da hani e halkı kandırdık göz e göre biz EDP ile işbirliği falan filan şudur budur örtbas edemem korkusuyla ne yapıyor Kılıçdaroğlu? Bu sefer de çıkıyor onlara destek amaçlı şöyle bir açıklama yapıyor. Bizim adalet yürüyüşümüz diyor. Yani 3 senedir adalet yürüyüşümüz diyor. Hep devam etmekte. O adalet yürüyüşü diyor yapılan yürüyüşlerin ilk başıydı. En başıncısıydı ve başarılıydı. Bundan sonra gelecek adalet yürüyüşlerinin devamının niteliğindedir gibicesine böyle açıklamalar yapıyor. Yani oradan da diyor ki ne Pervin Buldan ya daha ne yapayım yani elimden gelen her şeyi yapıyorum. Görüyorsun işte yani açık açık çıkayım da HDP'nin sokağı yak yık karış yani tamam dağdaki adamlarınızı ihalar sihalar e, yani askerlerimiz katlediyor diyor bak öyle diyor hani katledilirken leş onlar da ya yani böyle yapıyor yani açık açıkta onlar öldürmeyin diyemem ki ne yani o kadar da olmuyor işte ben hani bunu da dersem o zaman CHP'den 3-5 iskelet oyun var yani onu da mı kaybedeyim yani ne yapabilirim iki arada bir derede kaldım Pervin. Yapma böyle yani bak elimden geldiği kadar hükümete yani tamam saldıralım hükümete seni de saldır ben de saldırayım o da saldır, hepimiz saldıralım ama sen bir yerden saldır ben bir yerden o bir yerden ikimiz hepimiz aynı yerden saldırırsak şimdi sen askeri polisi şehit ediyorsun ben de o ara yanında gözükemem Pervin olmuyor böyle. Yani yapma beni zora sokma sen git askeri polisi istediğin gibi yine şehit et ne yaparsan yap anladın mı ama... Yani biz e, sen oradan saldır ben başka yerden saldırayım. Biz bu Erdoğan'ı bir şekilde indirmemiz lazım. Yani vatan hainliği bile olsa ama bunu çıkıp da ben de açıklayamam sen de açıklayamazsın. Bu CHP'liler o zaman beni de boğar seni de boğar. Yani bir de sadece CHP'nin hani o yani kesimi değil ne yapsam benim kitlediğim kesim değil. Bir de tarafsızlar var bak Ekrem İmamoğlu'nun 2023'ü hazırlanıyor. Yani şişirdim, anladım, pulladım. İstanbul'u neyi aldık bak gidiyoruz. Şimdi yani olmuyor böyle yani. Benim benim seni desteklemediğimi, arkamda durmadığımı ima edip durma. Bak yalanlarımızı, anlaşmalarımızı ortaya döküp durma bak çok zora düşüyorum yani, çok zora giriyorum. Olmuyor böyle yani. Sen gene bildiğini oku, yap istediğini ama beni de yani beni de yani biraz yeri geldiğinde benim adımı hani kullan. Yeri geldiğinde gizli olarak destekleyeyim seni yani. Açıkça televizyonda destek vermeyeyim bari. Adamlarımı göndereyim bari yürüyüşlerinde falan filan. Ama senin de birazcık yani dişe dokunur bir yürüyüş falan filan peşinde ol yani. Şimdi sen resmen devletin araçlarını yakıp yıkacaksın. Resmen yani bütün polis molis hep yaralayacaksın. Yani şimdi ben yani çok iki arada derede yani ortada kaldım. Pervin beni çok zor duruma sokuyorsun. Etme tutma gözün yağ yiyeyim diyor yani. Ya Rabbi, yani bunu da diyeyim ben de diyor dul değilim diyor yani nikahımızı da kıyarız da diyor parti olarak kıydık. Bir de Pervin'le Kılıçdaroğlu'nu iki nikah kıyacağız ama ya, ikinci avrat oluyor o da olmuyor diyor yani. Yani kusura bakmayın böyle bir ironi de yaptık ama bunu da gerektiriyor CHP yani. Kendi kitlesine güzel kilitliyor da yani biz yutmuyoruz yemiyoruz yani biz görüyoruz yani takip ediyoruz neyin ne olduğunu biliyoruz kardeşim. Siz de yani biraz kafanızı çalıştırıp araştırsanız çok iyi olur. CHP tabanı yani. İnsan yani Allah herkese bir yani zihin vermiş, beyin vermiş. Yani gözünüz görüyor yani Fox TV, Halk TV, Tele1, Sözcü Cumhuriyet okuyup izleyip beyninizi karıncalandırmayın lütfen. Bak lütfen diyorum. Saygılar arkadaşlar hepinize. Biraz araştırın arkadaşlar.